Kamuoyunu meşgul eden en önemli konuların başında geliyor. Fon vurgunu skandalına imza atan banka şube müdürü ifadesinde tehdit edildiğini dile getirmişti. Seçil Erzan'ın tehdit edildiği anlara ait görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde yüzü gözü şişmiş halde olan Erzan, tefeciler tarafından araçla boş bir araziye götürülüyor. Ve tefeciler söylediklerini Erzan'a tekrarlatıyorlar, kayda alıyorlar. Merhaba Süleyman amca. Sana vermiş olduğumuz mucinin ve nazına senedinde her ikisinde hiçbir çıkarı yok. Fon vurgununda yeni görüntüler ortaya çıktı. Erzan tefeciler tarafından böyle kaçırıldı. Bir kuruş para almadı mı söyle? Moci bir kuruş para almadı. Tefeciler ne dediyse böyle tekrar etti. Futbol camiasındaki ünlü isimleri fon adı altında dolandıran bankacı Seçil Erzan ve fon skandalı ile ilgili her gün yeni görüntülere ulaşılıyor. Tefeciler tarafından tehdit edildiğini iddia eden Seçil Erzan'ın o anlara ait video görüntüleri ortaya çıktı. Merhaba Süleyman amca. Sana vermiş olduğumuz mucinin ve nazına senedinde her ikisinde hiçbir çıkarı yok. İddiaya göre evinden zorla alınan Seçil Erzan boş bir araziye götürüldü ve bu görüntü kaydedildi. Görüntüyü çeken kişi Erzan'a söylediklerini tekrarlatıyor. Bir kuruş para almadı mı söyle? Moci bir kuruş para almadı. Ön koltukta oturan ve oldukça bitkin görünen Erzan'ın yüzündeki şişliklerse dikkatlerden kaçmıyor. Senden çok rica ediyorum. Onların senetlerine ilgili lütfen hiçbir şey yapma. Hemen onları iade eder. Lütfen et. Hiçbir şey yok çünkü. Aralarında sporcuların da olduğu 30'a yakın kişiyi dolandırmakla suçlanan Seçil Erzan, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan eski adı Silivri olan Marmara Cezaevi'ne nakledildi. Burada ilginç bir gelişme daha yaşandı. Erzan, kara para aklama soruşturmasında tutuklanan Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle aynı koğuşa yerleştirildi. Yüksek karlı fon vaatleri, sahte evraklar, kara para aklayıcılık. Soruşturmalar tek tek açıldı. Denizbank eski şube müdürü Seçil Erzan, kara para aklama soruşturmasında tutuklanan Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle Silivri cezaevinde aynı koğuşa konuldu. Seçil Erzan, İstanbul'da özel bir bankada müdürlük yaptığı sırada yüksek kar getirili fon vaadiyle futbol dünyasından önemli isimleri kandırdığı gerekçesiyle suçlanmıştı. Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Çolak, Volkan Bahçekapılı, Emre Belezoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 19 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolarla 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı öne sürüldü. Yapılan şikayetin ardından Erzan 11 Nisan'da tutuklandı. Ardından Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kaldı. Geçtiğimiz gün Seçil Erzan dün Marmara Silivri Cezaevi'ne nakledildi. Erzan'ın cezaevi nakli sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Paylaşılan bilgilere göre Seçil Erzan'ın Bahar Nihal Candan kardeşlerle birlikte 3 kişilik bir koğuşa yerleştirildi. Öte yandan Erzan, dolandırıcılık ve resmi evrakta sahtecilikle suçlanırken Candan kardeşlerse 16 Kasım'da çok sayıda kişinin ucuz araç vaadiyle dolandırıldığı soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.